Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte canım okulum, bir tanecik okulum, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece Kampüsü'nü tanıtacağım. Ulaşım hakkında bilgiler vereceğim ama ilk olarak öğrencilerine uğramamız lazım. Bunu hep beraber yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Kampüse girdik. Kampüse girdiğimizden ilk olarak size Eczacılık Fakültesi ve bir sürü köpeçikler karşılıyor. İlk olarak şu kısım aslında öğrenci işlerinin vesaire başladığı binalar ve orada birçok binayı da bulabilirsiniz. Ve kampüs aslında şöyle diyeyim, aşırı detaylı. İçinde her şey var. Hani Migros, kuaför, bir sürü kedi köpek, ring. Biraz ulaşım hakkından bahsetmek istiyorum. Ulaşım için mesela ben Halkalı'dan geldiğim zaman MR51 numaralı otobüsler var. Onları kullanıyorum. Bazen de şu noktadan, hemen şuradan ringler olabiliyor. Fakat şöyle, herkesin kolaylıkla gelebileceği bir rotayı tarif etmek istiyorum size. İlk olarak manzarayı şöyle bir göstereyim. Hadımköy metrobüsü var ya, hani metrobüs durağı. Hadımköy metrobüs durağından 418 numaralı otobüslere binerek Şehit Ömer Halis Demir durağına inerek direkt buraya gelebilirsiniz. Hemen de zaten şöyle bir şey var, manzarası var. Hemen buraları göstereceğim. İlk önce öğrenci işlerine gitmemiz lazım. İlk olarak Adli Tıp ve Adli Bilim Enstitüsü ile başlıyor binalar. Ondan sonra böyle bir sürü köpecikle devam ediyor. Ardından Veteriner Fakültesi diye devam ediyor. Bakın burada da Teknik Bilim ve Meslek Yüksekokulu var. Şimdi benim işim burada. Değişikliği nedeniyle diploma yenileme işlemi vardı. Onlar bitti. Ardından dümdüz devam ediyorum. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi de bu tarafta. Şimdi şöyle şunlardan bahsedeyim size. En son ulaşımdan bahsediyordum. Ulaşım için okul içerisinde ringler var, evet. Dilerseniz siz de Haramidere metrobüs durağının oradan 418 numaralı otobüslere binebilirsiniz. Kampüs içerisinde arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz yerler çok fazla. Hani gerçekten çok fazla. Yemekhane, yurtlar vesaire çok var. Espresso lab var. Bir ton takılabileceğiniz ortamlar var. Şimdi size onları göstereceğim. Bakın burası öğrenci yurtları, hemen şu girişten geldiğimiz zaman, dümdüz geldiğimiz zaman. Öğrenci yurtları, ardından yan tarafında bir yemekhane, espresso lab ve selfish kafe, yani burası selfish. Ardından hemen bakın, buradan indiğiniz zaman, ya buradan da inebilirsiniz isterseniz, biraz doğal olsun istiyorsanız. Ya da buradan da inebilirsiniz. O öğrenci işleri geldiğimiz yer şu taraf. Onun şu tarafında hemen kırtasiye vesaire de var. Oraları da göstereceğim. İlk olarak hani geldiğimiz yerden tekrardan dönelim ve size kırtasiye bölümünü göstereyim. Ondan sonra okulun asıl iç önemli kısmını göstereyim. Şimdi aşağı tarafa tekrardan ineceğiz, fakat burada hemen hani geldiğimiz şu noktada bir kütüphanemiz var. Ardından asıl meydanımız var ve kırtasiye ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir kırtasiye de var. Hemen oraları gösteriyorum. Bakın normal olarak girişten bu şekilde geldiğiniz zaman direkt buraya dönüyorsunuz. Ve ardından buradan da dersliklere inebilirsiniz. Fakat kırtasiye bölümüne gitmek istiyorsanız eğer direkt bu yoldan bakın geliyorsunuz. Şu aşağısı hemen kırtasiye. Şurası, hemen gireceğim içine. Ve şurası da önümüzdeki yerde yemekhane. Şimdi kırtasiye kısmını gösteriyorum. Girdiğiniz zaman bu şekilde sizi kırtasiye karşılıyor ve ardından okulun asıl hani önemli meydanlarından birisi. Burası, şu karşı tarafımız yine bir yemekhane. Burada arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz her türlü. Atıyorum satranç, masa tenisi vesaire gibi. Genellikle şu aşağı kısımlarda kulüpler ve kütüphaneler oluyor. Hemen bakın şurası kütüphane. Yakından da göstereceğim dersliklerle beraber. Burası aslında faaliyetin en çok olduğu kısım diyebilirim. Bakın şöyle. Şu aşağı kısmında bizim sergilerimiz oluyordu, tasarım sergileri vesaire hala da oluyordur eminim. Bakın yukarıdan aşağı doğru indiğimiz zaman burada otobüs durakları var zaten. İsterseniz buradan da otobüslere binebilirsiniz. Otobüs numaralarını da birazdan göstereceğim. Burası yemekhane, aslında yemekhaneden ziyade kafeterya. Burada arkadaşlarla vakit geçirebilirsiniz. Ama okulun asıl yemekhanesi, buradan içeri girdiğiniz zaman şurası. Şimdi aşağı kısma inip orayı da göstereceğim. Yine aynı şekilde Mevlana Meydanı'nda arkadaşlarınızla bu şekilde hani masa oyunları, normal oyunlar oynayıp vakit geçirebilirsiniz ve gördüğünüz gibi Migros jet ve kuaför hizmetleri de var. Bakın burada da az önce tanıttığım gibi kulüp odaları, konferans alanları, kütüphane, yemekhane, sağlık merkezi ve öğrenci kültür merkezi müdürlüğü var. Dediğim gibi burada arkadaşlarınızla bir sürü oyunlar oynayabilirsiniz. Şu şekilde hani şuradan da kütüphaneye girebilirsiniz de buradan Migros jet ve kuaför hizmetinden yararlanabilirsiniz. Dersliklerin olduğu kısmı göstermek istiyorum size. Hani ben burada grafik tasarım eğitimi alırken genellikle hani uzun uzun saatler buraya geliyordum. Saatler boyunca. Bakın şurası da fitness salonu.
Ve hani geldiğime değmesini istiyordum ve şu manzara, gerçekten bu manzara hani bana iyi ki de 2 saat 3 saat yol gelmişsin dedirtiyordu. Hemen bakın buradan böyle iniyorum. Aşağıda grafik tasarım bölüm derslikleri var, seramik bölüm derslikleri var. Göl manzaralı. Büyükçekmece Gölü'ydü sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu şekilde bakın, muhteşem bir doğası var. Hani zaten uzun bir yoldan geldiğimiz için biz mesela arkadaş ortamında şey yapıyorduk burada. Hani direkt ders çıkışı eve gitmiyorduk. Bakın şöyle D blokta bizim grafik tasarım derslerimiz oluyordu. Şu yolda yine aynı şekilde hani yukarıda gösterdim ya, espresso lab ve selfish vardı, yemek yeme yeri. Yani orada indiğimiz yer hani. Eğer o kısma inerseniz buraya çıkıyorsunuz. Şimdi şuradan aşağı doğru iniyorum. Kampüs gerçekten doğa dostu bir kampüs ve hani sabahtan beri zaten gösteriyorum, bir ton hayvan var içeride ve hiçbiri kesinlikle saldırgan değiller. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın Veterinerlik Fakültesi öğrencileri tarafından ve o hani sağlık personelleri tarafından bakılıyor. Biz burada ders aldık, yani ben burada ders aldığım süre boyunca benim derslerim genellikle burada, bu blok oluyordu, D blokta. Şu an derslikler açık mı bilmiyorum ama hani bizim dersimiz olmadığı zamanlarda da hemen buraya gelip bakın şu arka kısımda basketbol, voleybol sahaları var. Orada vakit geçiriyorduk arkadaşlarımızla. Ama dediğim gibi doğası gerçekten mükemmel. Hani şu şekilde de gösterebilirim. Hani bir ton fotoğraf çekeceğim zaten ama bakın. Arka kameraya geçip hemen gösteriyorum. Gerçekten bir ton çiçek, böcek, ot, hayvan, her şey gerçekten var. Gördüğünüz gibi. Bu sadece hani derslerin bir kısmı. Ya ben burada ders aldım. Şurası hatta jeoloji bölümüydü sanırım. Tam hatırlamıyorum. Ama hani her gün böyle bir ortama gelip burada ders almak gerçekten mükemmel oluyordu. Şimdi buradan yukarı tekrardan şöyle çıkabilirsiniz isterseniz. Kafeteryaya çıkıyor, yine yemek yeme yerine çıkıyor. Buraya geldikten sonra eğer dersiniz buradaysa tabii ki tekrardan yukarıdan çıkıp Mevlana Meydanı'na geçebilirsiniz. Ama isterseniz de şu kısımdan yürüyüp hani buradan da çıkabilirsiniz. Buradan çıkarsanız direkt yemekhaneye çıkıyorsunuz. Hani o kafeye çıkıyorsunuz. Bakın şu şekilde size sahaları biraz daha yakından göstereyim. Hatta zoomlayayım sizin için. Arkasında bir oda vardı. Oradan toplar falan temin edilebiliyordu. Aklınızda bulunsun. Bakın voleybol sahası için bile yer var. Ve mükemmel nezih bir ortam. Gerçekten hani nasıl diyeyim? Mesela ben buraya Halkalı'dan 1,5-2 saatte geliyordum. Ve hani buraya geldiği zaman bütün şehrin o şeyinden, gürültüsünden, saçma salak durumundan kurtuluyordun yani. Ve hani gitmek istemiyordun. Genellikle şu şeyde otururdum. Ne denir? Bankta otururdum. Orada tasarımlarımızı vesaire hazırlardık. Mükemmeldi ya. Şimdi bu yoldan yürüyüp şöyle bir bayır var. Oraya çıktığımız zaman da asıl yemekhane bölümü ve hani otobüslerin olduğu yeri göreceğiz. Şimdi kullanabileceğiniz MR51 ve 142 ES numaralı otobüsler var. Fakat bunlar çok dolanan otobüsler ve o yüzden hani ben bunları tercih etmiyorum genelde. Hemen yukarı duraklara çıkıp oradan 418 numaralı otobüse bindiğim zaman direkt hani metrobüse gidebiliyorum Beylikdüzü tarafından. Ama bunlar çok dolanıyor dediğim gibi, ama siz hani eğer yakınsanız mesela Halkalı'da oturuyorsanız tercih edebilirsiniz, ama Halkalı'da oturmuyorsanız eğer direkt hani Hadımköy değil. Hadımköy değil ya. Haramidere. Fakat siz eğer şeyde oturmuyorsanız hani Halkalı bir yerlerde oturmuyorsanız herkesin gelebileceği bir şekilde Haramidere durağına gidip oradan 418 numaralı otobüse binebilirsiniz ve direkt buraya gelebilirsiniz. Hani böyle yapın bence. Ben bunu öneriyorum. En hızlısı ve en kolayı bu. Şu an ışık ters geldi. Bu şekilde kampüs böyleydi. Dediğim gibi MR51 ve 142 ES var. Fakat siz 418 numaralı otobüsü kullanarak hızlıca gelebilirsiniz. Bakın bu şekilde direkt kampüsün içine gelen MR51 numaralı otobüse de gelebilirsiniz, ama dediğim gibi sanki 418'e sponsor olmuş gibi hissediyorum şu an kendimi. Dediğim gibi siz hani 418'e gelin. Ben şimdi 418'e binmeye gidiyorum. Bakın şu şekilde kampüsümüzün içi de. Şimdi 418'e binip direkt Beylikdüzü'nde hani metrobüsün orada TÜYAP'ta ineceğiz. Gelirken de bu durakta ineceksiniz arkadaşlar. Şehit Umur Halis Demir durağında, yine giderken de aynı durakta bekleyeceksiniz ve 418 numaralı otobüse bineceksiniz.